Başlattım. Tamam. Sizin giriş yapacaksınız. Sen yap istersen bu sefer de. Siz yapın hocam ya. Kanal sizin tamam. Kanal. Herkese merhabalar. Bu sefer girişimizi Canberk yapıyor. Evet Canberk hocam. Merhabalar. Bugün hocamızla beraber sizleri yine sorularınızı cevaplandırarak bilgilendirmeye devam edeceğiz. Evet, süper giriş. Çok teşekkür ederim Canberk. Nasılsınız hocam? Öncelikle İyiyim Canberk. Başlayalım. Sen nasılsın? Nasıl keyifler? Ben de iyi olmaya çalışıyorum. Bu yoğunluklar video... başladı tabii ki. Başladı değil mi? Bu videoyu böyle mi yapsın hocam? Senle böyle. Havadan sohbet sonra. Eder bir podcast aynen. Havasında. yine genel sorulardan devam ediyoruz. Evet, bu sefer galiba genel sorumuzdan birazcık daha yüksek lisans doktora süreci, o akademisyenlikte gelişim süreçleri falandan geçiyor. Değil mi? Evet, doğrudur. Süper. O zaman ilk sorumuzla başlayalım hocam. İlk sorumuz şunun üzerine. Yüksek lisansımızı, doktoramızı aynı üniversitede mi yapalım? Yoksa farklı üniversitelerde yapsak da olur mu? Yani ne kadar farklı bence o kadar iyi. Çünkü ne kadar farklı gidersen farklı hocalardan, farklı bilen kişilerden ders almaya başlıyorsun. Dolayısıyla burada bence farklılığa gitmek her zaman avantajlı bir şey. Bir de bence sorulardan bir de şu aslında yani soru mantığında şöyle bir şey olması gerekiyor. Yani ne kadar iyi üniversitede yaparsanız bence o kadar iyi. Burada ne kadar iyiden kastım şu değil yani. Belki gittiğinizde kim hocalar iyi olmayabilir falan, bu da çok subjektif bir şey ama. Temelinde olay şu abi. İmaj her şey. Sprite'in bir şeyi vardı ya. İmaj susuzluk mu? Neydi o? Susuzluk hiçbir şeydir, imaj her şeydir mi? Onun gibi bir şeydi. Hatta böyle bir iletişim öyle çıkmışlardı yani. Evet, ama evet. Şu an hatırlayamadım. İşte o hatırlayamadığımız sözdeki gibi. Tam çok nezil olmadı yani. O hatırlayamadığımız sözdeki gibi büyük ihtimalle imaj her şey hocam. Dolayısıyla ne kadar adı olan üniversiteye giderseniz o kadar iyi. Ve adı olan üst sınıftaki üniversitelerde giderseniz onlarda ne kadar dolaşırsanız o kadar iyi. Çünkü farklı dünyalar abi. Harbinde farklı bir dünya görüyorsun. Avantajlı yani değişim. Ama bir de şöyle bir durum var hocam. Burada akademisyen olmak isteyen kişilerin önceki videoda da bahsettiğimiz gibi şöyle bir durum vardı. Hoca sizi tanıyor. Size referans olabiliyor. Size yardımcı olabiliyor. Yani bu kadro bulma böyle, noktası. Evet. Ha. Bu durumda böyle bir sallanma yaşayacak sanki. Tabii bak güzel güzel değindin hocam. Her ne kadar beni biraz yanlışıyormuş gibi olduğu için hoşuma gitmese de şimdi 70 milyon önüne bunu söylemiyorum. Ya doğru diyorsun hocam. Şimdi eğer durum şuysa hani hoca size bir kadro ayarlayacak gibiyse, sizinle bu işi orada yürütmek istiyorsa tabii başka yere gitmeyin. Ama öyle bir durum yoksa elinizde başka yerlere gitmek mantıklı. Ya buradaki durum o hani Canberk hocam söyledi, o özel durum varsa gitmeyin abi, aynı yerde durun. Kadronuzu bekleyin. Ama şöyle şey de oluyor yani, kadro çıkacak. Hani civciv çıkacak, kuş çıkacak. Çıkmadı hiçbir şey. Sonuç olarak eller boş. Ama tabii başka tercih olmayacak. Ne yapacak yani? Beklemesi o durumda daha mantıklı. Şimdi insanları da yanlış yönlendirmeyin. Evet. Teşekkür ederim Canberk hocam. Bu çok değerli katkınızdan dolayı arada. Ben teşekkür ediyorum. Burada bir de üniversiteyi değiştirmek falan bahsediyoruz. Hani yüksek lisanstan çıktık, bitirdik, doktoraya gideceğiz. Hangi üniversiteyi seçelim diye böyle bir düşünceye sahip olduğumuz durumda bizim karşımıza sunacakları şeyler şunlar. İlk başlayacaklar ki puanlarını aldıktan sonra mülakata gel. Bu da yola çıkarak hem yüksek lisans hem doktora da mülakatlar için ne yapmalı? Nasıl hazırlanmalı? Bununla ilgili kanalda aslında bir video var. Yüksek lisans bir mülakatlarında önce ne yapmalısınız diye. Onu ya kartlarda çıkardım ya aşağıya. Bence onu çok daha detaylı anlatıyorum ama en verebileceğim kısa yolda trik, gitmeden sizin mülakatınıza girmesi bir yüksek olasılığa sahip olan anadolu bilim dalındaki hocaların en azından bir isimlerini öğrenin. Hangi yayınlara sahip olduğuna bir bakın. Oraya gittiğinizde de hani yani karşınızda gördüğünüzde Sayın Canberk hocamın sorusu falan deyip yani o bildiğinizi anlatırsanız hocanın hoşuna gider, ilgilendiğinizi gösterirsiniz. Ben çok büyük fark yaratırsınız. Ben yani mülakat çok girdim, çok çıktım. Hiç böyle hani direkt ismi bilip de yanaşan birisini görmedim. Bir sen çıktın Can, belki işte öyle. Seni aldık. Teşekkür ederim hocam tekrardan. Bu durumda yine böyle bir zaman çizgisinden devam edelim. Mülakata girdik, bizi kabul ettiler ve sürece başladık. Bu süreçte çalışmıyoruz, iş bulamıyoruz. Ekonomik kriz var deniliyor, öyle deniliyor ve iş bulamadık. Peki biz bu süreçte öğrenciyken burs alabilir miyiz ya da bir şekilde öğrenci olarak çalışıp para kazanabilir miyiz, cebimize bir yüksek lisans şey doktora derken evet. Ya çalıştım bunların önünde ya, doktor birazcık daha ağır bir süreç tabii yani, çalışmak için hem doktoru yürütmek hem şey yürütmek için zor olabilir ama yüksek lisans da yapılabilir. Burs olanakları aslında doktora geçtikçe çok daha artmaya başladı. Şu 1000-2000 bursları falan var yani, hani öncelikli alanlar belirlediler. Oralarda hani doktora sürecinde tezinizle onunla ilgili çalışıyorsanız bildiğim kadarıyla burs çıkma olasılığınız çok yüksek yani. Zaten çok fazla kişi yok o alanlarda. O alanları yönelmek de her alanda mümkün birazcık konu başlığını değiştirerek. Dolayısıyla oralardan çok fazla seçenek var burslarla ilgili. Hani doktora seviyesine geçtikçe benim bildiğim kadarıyla burs seçenekleri çok daha fazla. Projelerde yer alma şansınız çok daha fazla. Ya bir şekilde bulunabilir.
Canberk hocam sen de işte öyle buldun. Ne kadar veriyoruz Canberk hocam? Gururla söyle. 400 lira. 400 lira. Hacı hacı bitmez. 350 de olabilir gerçi. Ondan çok emin değiliz. Yani miktar çok olduğu için 50 liranın çok fazla hesabını lafını yapmaya gerek yok. Adamsın evet. Hocam ya. Parantez açalım artacak tabii yani. Böyle kalmayacak. Peki bu? Bir de şunu da söyleyeyim şimdi. Linçe tamam. Gitmesin ya. Yarı zamanlı öğrenci olarak başlangıçta öyle yapabildiğimiz yani bir tam olarak burs sayılmaz aslında. Üniversiteye katkı sağlayan bir eleman diyebiliriz. Hocam tabii ya para bir şey vermiyoruz ki yani. Hiçbir şey vermiyoruz aslında temelde. Keşke bu konuya girmeseydik. Ya ama maalesef elimizdeki şartlar bunlar şu an için. Bu yüksek lisansı bitirmenin, doktorayı bitirmenin muhtemelen en zor kısmı test süreçleri ya hocam. Hı hı. Ben böyle düşünüyorum. Bunu yani siz nasıl doğru düşünüyorsunuz? Ya test süreci en zor kısmı. Şimdi doktora ya ders süreci de zor ama derste şöyle bir şey var. Hoca seni yönlendiriyor. Bak şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Dolayısıyla öyle ya da böyle seve seve yapıyorsun. Hani oturuyorsun hadi yapma yani yapacaksın onu zaten belli. Diğer tarafta bir de kendini disiplin etmen gerekiyor. Şimdi bence zorluk açısından şey de aynı yani okuma yapma falan da filan diye iş yükü açısından benzer. Ama bir tarafta onu oturup yapmak zorundasın. Disiplin eden dıştan bir güç var. Diğer tarafta senin kendi kendine disiplin etmen gerektiği için bence iş bir tık daha zorlaşıyor. Ve sürekli kendi başınasın. Hani sürekli içinde bir korku var. Ulan yapamayacak mıyım? Bu test konusu saçma mı oldu? Hep bir feedback alıp doğrulanman gerekiyor falan. Yani zor. Yani test süreci de birazcık özellikle doktora tezi için diyeyim. Yüksek lisans bir tık tabii ki daha kolay. Ama doktora tezinde yani insan bayağı bir zorlanıyor. Sürekli bir hani bir yetersiz hissediyor kendini öyle bir sıkıntımız var. Peki burada hangi yaşta olduğumuz önemli mi? Yaşınızın kaç olduğu mu? Evet. Niye önemli olsun ki? Yani işte çok fazla efor sarf ediliyor. Hmm. Bunun için genç olsanız çok daha iyi. İşte 50-55 yaşında yüksek lisans yaparsanız çok zorlanırsınız. Ya, bence ya da bunun bir üst sınırı var mı? 63. O bir sınır olsun. Yok tabii yani. İstediği yaşta herkes yapabilir. Bence o bir şey değiştirmiyor. Ne zorluğu ne kolaylığı. Ama hani çocuk mocuk varsa genç yaşta bir de onun şeyi falan fişme derken belki bir tık daha zor olabilir. Ama genel itibaren ben bir zorluk olduğunu düşünmüyorum. Sen kaç yaşındasın hocam? 27 olacağım. Yani mesela 27 zor bir yaş. Yani evet. Ne gençsin ne yaşlı anladın mı? Çok kötü bir yaş canım belki. Yani bu rockstarların, ünlülerin bir vefat ettiği yaş. Sendromu, evet. Aa canım belki. Umarım biz hayata tutunur, devam edeceğiz. Devam hocam, hiç bozma. Peki yüksek lisansla doktoraya kabul aldık, öğrenciyiz. Hmm. Ve sürekli hocalarımızdan görüyoruz, yurt dışına çıkıyorlar, çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Evet. Biz bu durumda öğrenci olarak yurt dışına çıkıp bizde bir çalışma ya da onun gibi bir şey yapabilme şansımız var mı? Var tabii yani. Doktora sırasında özellikle TÜBİTAK bursları falan var. Yurt dışından bir kabul aldığınızda gidebiliyorsunuz. Bunun dışında Erasmus programları var zaten. Sen de gittin Canberk. Evet, doğru. Değil mi? Çok büyük bilimsel çalışmalar yaptın diye duyduk. Facebook'tan duyduğumuz kadarıyla. Canberk evet, her gün böyle arkadaşlarına layla. Geldin ne yaptın Canberk diyoruz. Hocam çok iyi çalıştın. Bir tane resim koy ben çalışırken onu da koymamışım. Ama onlar yani, işin görünmeyen kısmı. Tabii. Hocamız çok mütevazidir. Çalışmanı göstermez kolay kolay. Ama yani gittin işte sen biliyorsun en iyi. Senin için evet. En azından Erasmus bazında hani sen gittiğin yüksek lisans dönemiydi değil mi? Doğru. Ders aldın birazcık tez yazarken. Yani orada aslında ders dönemi Türkiye'de bitmişti ama oraya gittiğim zaman bana bir danışman atamadıkları için bana tekrardan yönetmelik ders verdi. Yönetmelik gereği tekrar ders alman evet. Gerekti. Ama oradaki derslerin içeriğinin tamamen bizden farklı olduğunu görmek ve her dersin sonunda böyle farklı sıra dışı projeler gerçekleştirmek ya da bunlara doğru itilmek ya benim için gerçekten o Facebook'ta görünenin aksine arka tarafta bayağı böyle aydınlandın. Merdiven depoladı bana. Ya tabii abi çok yani her yere gittiğinde farklı bir şey yaşıyorsun. Dolayısıyla mutlaka bence yurt dışına gidilmeli. Herkes mutlaka yurt dışını görmeli. Ve yüksek lisans da birazcık daha kısıtlı olsa da doktor döneminde bu konuda çok fazla fırsat var. Yurt dışında da araştırma gruplarına dahil olabilirsiniz. Laboratuvarlara falan gidebilirsiniz. Bununla ilgili de zaten videolar var kanalda. Nasıl gideceksiniz, nasıl bunları bulacaksınızla ilişkin gayet detaylı anlatılmış şeyler var. İzleyebilir isteyen kişiler. Peki öğrenciden bahsettik. Araştırma görevlisi durumundaki kişi yurt dışına nasıl çıkar? Onun işi daha rahat. Yani o görevlendirme alır çıkar. Birazcık da hani maddi okuldan da maddi para geldiği için evet. Yani burs bulmakla en azından sizin kadar uğraşmak zorunda kalmayabilir. Dolayısıyla aynı süreçler onun için geçerli. Bir de araştırma görevlisinin genelde bir avantajı var. Üniversiteden görevlendirme alsa maaşı işlemeye devam ediyor. Hele bir de burs bulsa ben öyle gittim mesela. Hem TÜBİTAK hem maaşım işledi. Hı hı. Bir de Kore'ye gittim. Evet. Vallahi şeydi yani gayet güzeldi. Ki Kore pahalı bir ülke. Yani kıyasla evet tabii o bazı Avrupa ülkeleri kadar İsveç, İsviçre kadar değil ama pahalı bir ülke. Ama yetti yani param. Siz yurt dışına çıktınız ve yurt dışına çıkmış olmak sizin için muhtemelen bir dönüm noktası gibi bir şey tabii oluştu mu? Tabii ilk yurt dışına ben Erasmus'a çıktım. Lisanstayken Finlandiya'ya gittim. Abi çok yani. Bambaşka bir dünyaya çıkıyorsun abi. Ya, dünyanın Türkiye. Başka bir şey bilmiyorsun.
bir yurt dışına çıkıyorsun, farklı kültür, farklı insanlar. Bu gerçekten bence her gencin tatması gereken duygu. Ya ben mesela şey falan hatırlıyorum, böyle ilk görüşüyorsun birisiyle, senin gibi işte. Hı-hı. Adı John olsun. John'la görüşüyorsun. Merhaba, merhaba. İkinci gün biz öpmeye çalışıyorduk. Yani Türkiye'den kalmış ya, biz de hep öpüşüyorsun çünkü. Abi adamlar bizi bir süre sevmedi. Biz iki Türktük. Ya adamın imajı, kızları falan da böyle hani. Yani ikinci buluştuk, öpelim. Abi böyle bir dünya olmadığını ya, düşünsene bu seviyedesin. Onu bile bilmiyoruz biz. Onu bilmezken işte ilk gözün açılıyor. Ulan farklı bir dünya da varmış diyorsun. Gerçi birazcık daha internet işin içine girdiği için belki yeni gençler bunu önceden biliyor olabilir. Bizim kadar saf olmayabilir ama benim için çok şeydi yani. İlginç bir deneyimdi o Finlandiya deneyim hakikaten. O yaşamı görmek. Hiçbir şey olmaz. Akademik bazdan hiç bahsetmiyorum. Bir de o farklı dünyayı görmek bambaşka. Kore'ye gittim. Bambaşka bir şey gördüm. Ve oradaki çalışma düzeni, oradaki hayatın akışı benim için bambaşkaydı. Bu bahsettiğiniz yani, 7-24 çalışan. İnanın böyle bir çalışma yok ya Can. Bak gerçekten yani. Ben oraya ilk gittim, kendimi çalışkan birisi olarak görüyordum. Öyle düşünüyordum. Abi hiçbir şeymişiz ya. Adam 7-24 çalışıyor. Gerçi arada bunun LoL diye bir oyunu var. League of Legends. Evet. Onu oynuyorlardı falan şu ama. Şu an çok popüler. O da işte deşarj olma yolu muhtemelen. Abi bir şey diyeceğim, sosyalleşme oydu ya. Adamla hiçbir şey konuşmuyor. Ben onunla sosyalleşebilmek için League of Legends öğrendim. Öğrenemedim gerçi. O da çok bir ormancı falan oldum. Tokatlıyorlardı bizi ama yani. İletişim, bir de Koreliler bir tık böyle hani uzak kalıyorlar yabancılara. Çok böyle hani iki dakikada ilgili şey yapamıyorsun. Bir de azıcık da utangaçlar. Yani İngilizce konuşamayız falan gibi utangaçlıkları var. Bizde yok ya Türklerde. Lanlı konuşuyoruz biz. Ondan dolayı bir sosyalleşemedik. Sonra bakıyorum bunlar da bir oyun oynuyor. League of Legends'mış işte. Evet. Dedim bana da öğretir misin falan. Onu deyince böyle heyecanlandı, öğretiyor. Sen ormancı ol. Sonra öğrendim ki ormancı da hani kaleci gibi bir şey. Yani bilmiyorsan orada o takıl. Yani ormancı olduk, böyle oynuyorduk. Aslında sizin uzmanlık alanınız Age of üzerine. Tabii eski benim videolarınızı izleyenler. Age of diyorsun hocam. Ya onu da bayağı oradan oynamadım ya. Bir ara oynamak istiyorum. Geçenlerde girdim, dayak yiyince küstüm. Ona da küstüm. Peki siz bu Kore'deyken, yani oradaki farklı kültürü gördük. Öyle bir arka tarafa yine bilgileri edindik. Ama akademik anlamda her araştırma görevlisinin yapıp gidip görmesi gereken bir şey midir bu? Yurt dışı mı? Evet, yani buradan aslında şunu gelmek istiyorum. Araştırma görevlisinin kendini geliştirebileceği alanlardan, seçeneklerinden bir tanesi de yurt dışı mıdır? Ya bence öyle. Özellikle yurt dışında birazcık daha bize göre araştırma grupları odaklı yürüyor. İşte dolayısıyla bir araştırma grubuna girmek, bir anda büyük bir network'e girmek, her yerden bilgi alabilmek gibi bir şeye dönüşüyor. Yani ben mesela işte gittiğim üniversite Massachusetts'te mesela iyice araştırma grubuna giriyorsun. Biri kodlamayı biliyor, biri beyni biliyor, biri istatistiği biliyor, biri literatürü biliyor. Anladın mı? Bir araya bir geliyorlar, böyle çatır çatır çok iyi yayınlar yapmaya başlıyorlar. Türkiye'deki mesela oradaki eksiği fark, bizde yok araştırma grubu. Orada bir de şöyle bir zenginlik oluyor hocam. Her birinden bir şey öğreniyorsun, anladın mı? Yani müthiş bir ortam yani. Ona gidiyorsun, istatistik sana söylüyor, literatür söylüyor, anladın mı? Ah çat çat çat, işler bir tık daha kolaylaşıyor. Yani buradaki aslında literatürde geçen köprülemeyi bir nevi birebir ilişkilerde gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Aynen öyle, aynen öyle bir avantajı oluyor. Yine birçok alandan yüksek lisans ve doktora üzerine soruları cevaplamaya çalıştım. Sizlere teşekkür ederiz. Can bak bir ara TRT'de falan mı çalıştın hocam? Bazen hani bir böyle güzel espriler mesela, bazen bir böyle hani şeye gidiyorsun. Ben de o zaman öyle kapatayım. Saygıdeğer sevgili izleyicilerimiz. Hepinize saygılarımızı sunuyoruz bu güzel sorularınız için. Bir sonraki soru cevap videomuzda tekrar görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler efendim.